Okay, wieder zurück in Hamburg. Wollen wir jetzt weiterreden mit Filan Yildirim, die uns die Idee und die Konzepte der Selbstverteidigung, der Selbstermächtigung und der Selbstorganisation der Frauen näher bringen wird? Genau, ich gebe das Wort direkt an Filan. Başlayabilirsiniz. Değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Her şeyden önce bugün 4 Nisan, bugün burada dile getireceğimiz öz savunma konseptinin çerçevesini çizen Sayın Abdullah Öcalan'ın doğum günü. Buradan doğum gününü kutluyor, nice yıllar diliyorum. Diğer taraftan savaş alanından savaşın sıcaklığıyla konuşan YPJ gerillalarından sonra teorinin soğuk dünyasına dönmek çok kolay değil. Ama deneyeceğim. YPJ savaşçılarını, YPG savaşçılarını, dünyadaki bütün özgürlük savaşçılarını da buradan selamlıyorum. Çünkü burada dile getireceğimiz görüşleri esas olarak ortaya çıkaran onlardır. Evet, öz savunma konseptini ana hatlarıyla dile getirmeye çalışacağım. Burada yürüttüğümüz çalışmalarla, tartışmalarla esas olarak kapitalist moderniteye alternatif, demokratik moderniteyi nasıl yaratabileceğimizi tartışıyoruz. Demokratik modernitenin en önemli ayaklarından birini de öz savunma konsepti oluşturuyor. O açıdan öz savunmayı da ana hatlarıyla da olsa ele almamız tartışmaların bütünlüğü açısından önem taşıyor. Hepimiz biliyoruz doğadaki tüm varlıkların bünyesinde bir öz savunma gerçeği vardır. Bu bütün canlılar için de geçerlidir ve insanlar için de gerek tek tek insanlar olarak gerek insan toplumları olarak bir öz savunma gerçeğinden söz etmek mümkün. Çok iyi biliyoruz ki doğal toplum dediğimiz baskı ve sömürünün sınıfların, devletin, savaşların olmadığı dönemlerde topluluk yaşamının bütün alanlarını ortaklaşa kararlaştırıyordu ve ortaklaşa bir biçimde onun gereklerini yerine getiriyordu. Bu açıdan doğal toplumlar açısından öz savunmanın da bütün topluluk üyelerinin katıldığı ortak bir iş olduğunu, ortak bir görev olduğunu belirtmek gerekiyor. Ancak ne zaman ki insanların düşünsel gelişmesinde özel mülkiyet eğilimleri gelişmeye başladı, kurnaz erkeğin kurnaz özellikleri toplumun değerlerini gasp etme, kendine mal etme yönünde gelişti. Öz savunma konusunda da özel askeri birimlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Özel askeri birimlerin ortaya çıkışı toplumun ortaklaşa yürüttüğü öz savunmanın yerine belli güçlerin çıkarlarını savunan, onların mülkiyetlerini koruma altına alan ve topluma ait mülkiyete el koyarak onları özelleştirme, onları belli kişilerin ya da zümrelerin hizmetine sokma amacına dönük olduğunu biliyoruz. Bu özel askeri birimlerin kuruluşunun esas amacı budur. Onun öncesinde özel askeri birimler değil, bütün toplumun kendi kendisini savunması gerçeğini görüyor. Toplumun alt toplum, üst toplum olarak bölünmesiyle birlikte ortaya çıkan bu özel askeri birimlerle beraber savaşların, gaspın, sınıflaşmanın, sömürünün, saldırıların
cinsiyetçiliğin ve eşitsizliğin de ortaya çıktığını görüyoruz. Bugün de hala basın yayın organlarında, politikacıların demeçlerinde çokça duyduğumuz terör ve terörist kavramlarının özünde aslında bu özel mülkiyet, gasp, özel mülkiyeti elde etme, koruma, topluma ait olanı çalma mantığı vardır. Devletin ortaya çıkışıyla doğrudan ilişkilidir bu kavramlar. Devlet belli bir zümrenin topluma ait zenginliklere el koyarak onları kendisini mal etmesi ve bu mal edişi koruma altına, güvence altına almak için de kurumlaşmalara gitmesidir öz olarak. Bu açıdan da terör ve terörist kavramlarının sınıfsal bir karakteri olduğunu belirtmek gerekiyor. Çoğunlukla da egemenlerin kendi çıkarlarına dönük toplumun çıkarları amacıyla gerçekleştirilen eylemleri, örgütlenmeleri bu tarzda nitelediklerini belirtmek gerekiyor. Günümüzde de bir kapitalist kamp ve onun karşısında da demokratik toplum kampından söz ediyoruz. Bu açıdan terör ve terörist kavramlarına da iki kampın bakış açısı, yaklaşımı, getirdiği tanımlar farklıdır. Toplumların başlangıcında bütün farklılıkların kendilerini özgürce ifade ettiklerini görüyoruz. Ancak baskının, sömürünün, devletin, sınıflaşmanın ortaya çıkışıyla, özel askeri güçlerin yaratılmasıyla birlikte giderek farklılıkların birer tehdit gibi algılanmaya başlandığı ulus devlete doğru geliyoruz. Ancak onun öncesinde geri olarak nitelendirilen monarşik krallar çağında bile aslında farklılıklar, değişik toplumsal kesimler, kendi özgünlükleri ve farklılıkları temelinde kendilerini ifade etme ve kendilerini koruyabilmek için kendi özgün savunma güçlerini, savunma sistemlerini yaratma gücüne ve hakkına da sahiplerdi. Ancak Fransız devrimi ile birlikte Burjuva devletinin ortaya çıkışıyla birlikte farklılıkların üniter devlet için, ulus devlet için birer tehdit olarak algılandıklarını ve bu farklılıkları ortadan kaldırmak, merkezi devletin sınırları içine hapsetmek, onun içinde eritmek amaçlı politikaların geliştirildiğini görüyoruz. Bu açıdan ulus devlet aslında her türlü farklılığın da düşmanı bir konumdadır. Aşırı merkezileşmeyi dayatan, tek tipleşmeyi dayatan bir sistem durumundadır. Bu askeri alanı da yansımaktadır elbette. Ulus devletin çıkarlarının savunucusu olan, onun ideolojisi çerçevesinde şekillendirilen merkezi ordular söz konusudur artık. Ve bu merkezi ordular dışında herhangi bir toplum kesiminin kendi çıkarlarını savunmak için geliştireceği her tür askeri sistem, farklı örgütlenmeler birer tehdit olarak değerlendirilip biraz önce belirttiğimiz gibi de terörist olarak damgalanmıştır ve bunlara karşı, bunların ortadan kaldırılması için her türlü yöntem meşru sayılmıştır. Ancak doğal toplum uzantılarının günümüze kadar varlıklarını bir biçimde sürdürdüklerini
çeşitli biçimlerde kendi seslerini duyurmak, örgütlenmelerini sürdürmek için çaba içinde olduklarını da biliyoruz. Özellikle ulus devlet merkeziyetçiliğinin, tekçiliğinin ulaştığı en üst boyut olan faşizmle birlikte halkların, doğal toplum unsurlarının kendi çıkarlarını savunmak için çaba yürütme, askeri ve siyasi örgütlenmelerini yaratma çabaları da hız kazanmıştır. Ve real sosyalizmde ifadesini bulan ya da ulusal kurtuluş hareketleri biçiminde etnisite damgalı olan askeri örgütlenmelerin mücadelelerinde 20. yüzyıl boyunca özellikle geliştiğini görüyoruz. Faşizmin ulaştığı kanlı boyutlar, ortaya çıkardığı kanlı tablo ve buna karşı halkların mücadeleleri, kapitalizmi de kendi sistemini gözden geçirme ihtiyacına götürmüştür ve bunun sonucunda çeşitli yasal düzenlemelere gidilmiştir. Bizler bugün öz savunmadan söz ediyorsak eğer, şunu iyi bilmemiz gerekiyor. Hiçbir devletin gücüne dayanarak öz savunma geliştirilemez. Öz savunma, devlet örgütlenmesinin dışında toplumsal alanın kendisinin bütün renklerini, bütün zenginliklerini yaşatabilmesi, koruyabilmesi, geliştirebilmesi için geliştireceği örgütlenmeler üzerinden şekillenebilir. Bizler öz savunmayı salt askeri örgütlenmeler olarak değerlendirmiyoruz, bu tarzda ifade etmiyoruz. Gerek duyulduğunda askeri örgütlenmeler de yaratılabilir. Ancak bu askeri örgütlenmeler toplum üstü örgütlenmeler değildir. Toplumun kontrolü altında, toplum tarafından geliştirilen ve gerektiğinde de toplum tarafında lav edilen askeri örgütlenmeler, silahlı örgütlenmeler durumundadır. Ancak biz öz savunmayı çok daha geniş bir temelde ele alıyoruz. Öz savunma toplumun kendisini her alanda kendi özgür iradesiyle ve kendi ihtiyaçları temelinde çeşitli örgütlenmelere kavuşturması, çeşitli alanlarda kendi örgütlenmelerini yaratması ve bunu da kendi öz iradesiyle gerçekleştirmesidir. Biraz daha somutlaştıracak olursak, öz savunma toplumun siyasal alanda kendi siyasal çıkarlarını ifade edebileceği, kendi siyasal gelişmesini ilerletebileceği politik örgütlenmeleri yaratmasıdır. Ekonomik alanda kapitalizmin sömürü sisteminin dışında kendi kaynaklarına sahip çıkabileceği, gasp edilen kaynaklarını geri alıp toplumun, bütün toplumun hizmetine sokabileceği ekonomik kurumlaşmalarını yaratmasıdır. Komünal ekonomiyi geliştirmesi, bu anlamda kooperatifleşmelere gitmesidir. Aynı şekilde tek tipleştiren devlet dayatmaları altında bastırılan, engellenen kültürlerin, dillerin kendi kendilerini özgürce geliştirebilmesi, ifade edebilmesi ve bu amaçla geliştirilen örgütlenmelerdir. Eğitim alanında toplumun kendi öz ahlakı ve çıkarlarına hizmet edecek bir eğitim anlayışıyla akademileşmelere gitmesidir. Yani öz savunma, toplum yaşamının her alanında ihtiyaç duyulan kurumların yaratılmasını öngörür. Bunlar kooperatiflerdir, siyaset akademilerdir, siyasal partilerdir, kültür kurumlarıdır, gerektiğinde askeri örgütlenmelerdir. Ve bunların gerçekleştirilmesini toplum kendi iradesiyle, kendi kararıyla yapar. Eğer lav edilmeleri gerekiyorsa bunun kararını verecek olan toplumdur. Aynı şekilde toplum kendini meclisler,
komünler biçiminde her alanda örgütlendirir ve her komün, her meclis hangi alanda kurulmuşsa o alandaki toplumun kendi kendisini ifade organları olarak işlev görür. Bunların kurulması, yaratılması, geliştirilmesi de öz savunmanın kapsamı içerisindedir. Diğer taraftan dün de ele alındı. Kadın özgürleşmesi, toplumun özgürleşmesinin odağında yer alan bir sorundur. Kadınların da kendi özgürlüklerini ve kendi özgürlükleri şahsında aslında bütün toplumun özgürlüğünü yaratabilmeleri için kendi öz savunma sistemlerini yaratmaları gerekir. Bu kadınların öz savunma sistemi de gerektiğinde kadınların kendi öz ordulaşmalarını, askeri kurumlaşmalarını yaratmalarından ekonomik, siyasi, kültürel, eğitimsel her alanda kendi kurumlarını, kurumlaşmalarını yaratmalarını içerir. Ancak bu şekilde kadın kırımlarının, baskının, tecavüzün, tacizin önüne geçilebilir ve kadınlar kendi şahıslarında toplumu da daha ileriye taşıyabilirler. Bugün biraz önce savaş alanında bulunan, Kobani'den bize seslenen kadın savaşçılarında içinde yer aldığı öz savunma sistemi Rojava'da somut bir biçimde hayata geçirilmiş bulunuyor. Bizler öz savunma sistemini anlayabilmek için devlet ordularının, Irak gibi bir devletin ordusunun bile karşısında dayanamadığı, DAEŞ'i alt edebilen bu olağanüstü direnişin dayandığı zemini, dayandığı siyaseti, örgütlenmeleri, ruhu anladığımız zaman öz savunmanın ruhunu da anlamış anlayabiliriz. Bu açıdan bizim burada çok genel bir çerçevede dile getirdiğimiz öz savunmayı görmek, anlamak için aslında gözümüzü Rojava'ya, Kobani'ye dikmek, oranın derslerinden, deneylerinden öğrenmek gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Vielen Dank für diese Überleitung.